Kurban giden yurttaşların toplu olarak gömüldüğü toplu mezarlarla gündeme gelen Bitlis'te kan donduran manzaralar ortaya çıkıyor. Hizan ilçesinde bulunan ve resmi başvurularla savcılık tarafından da tespiti yapılan ve kimi görgü tanıklarının beyanlarına göre 22 ile 28 PKK'linin cenazesinin bulunduğu çöplük alanda Hizan ilçe özel idaresine ait buldozerlerle tarla yolu açma adı altında çalışma başlatıldı. 2 metre derinlikte ve 5 metre genişlikte açılan yolun geçtiği çöplük alanda insana ait kafatası ve kemikler ortaya çıktı. Öte yandan daha önce Mutki ilçe jandarma karakolu bahçesinde bulunan toplu mezarların karakol yetkilileri tarafından gizlice kazı yapılarak cesetlerin yok edilmesinin ardından şimdi de yine aynı karakolun yanı başında bulunan ve görgü tanıklarının gösterdiği 4 ayrı noktaya yol genişletme çalışması yapan yüklenici firma tarafından moloz dökülüyor. İnsan Hakları Derneği'nin hem Hizan'daki hem de Mutki'deki toplu mezar noktalarına ilişkin yaptığı başvurulara rağmen bir sonuç alınamıyor. Söz konusu toplu mezarın bulunduğu Hizan çöplüğünün yanında tarlası bulunan Gürgün Çelik adındaki yurttaş, Hizan İlçe Özel İdaresi'nden hiçbir resmi başvuru yapmadan özel idareye ait iş makinalarıyla toplu mezarların bulunduğu çöplük kısmını üstten 2 metre derinliğine ve 5 metreden fazla genişlikte yol açıldığını söyledi. Yolun bu kadar derin ve tarlanın neredeyse eni kadar genişlikte açılmasınınsa yapılan toplu mezarı yok etme amacı taşıdığı ifade edildi. İnsan Hakları Derneği Bitlis temsilcisi Hasan Ceylan ise Hizan'daki çöplükte yaptığı incelemeler sonucunda tahribat sonucu toplu mezardaki cesetlere ait kafatası ve kemiklerin ortaya çıkmasının insanın vicdanıyla uygun düşmeyecek bir durum olduğunu belirterek Mutki Jandarma Karakolu bahçesindeki toplu mezar gibi Hizan çöplüğündeki toplu mezarın da ortadan kaldırılmak istendiğini belirtti. Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Ceylan, tüm vicdanlı kamu görevlilerini ve yetkilileri bu tahribata dur denilmesi için duyarlı olmaya çağırdı. Burada yerel bilgi kaynağı 28 ve 22 kalıntı oldu. Yedi kişinin de bilgisi elimizde. Müracaat etmemize rağmen halen burada birileri tarafından burada bak ne ev var, ne bir yer var, ne bir yurt var. Sadece bu manzaraları tarif etmek için şurada dozerde bu kemikleri aynı bir şekilde çıkarmışlar. Biz insan hakları savuncusu bu türlü şeylere mümkün değil, tamir edemeyiz ve biz bunun hakkında söz duyurusunda bulunacağız. Gerek savcı, gerek devlet düzeyindeki tamamen duyarsız davranıyorlar ve elimizde şöyle kemik. Yani AKP'nin hükümeti diyor ki burada işte Müslümanın bölgesinde cenazenin, Hristiyan'ın cenazesi olsa böyle Müslümanın bölgesinde cenaze kaldırmak şarttır diyor. Farzdır ve mecburidir. İnsanlar ve Kürtlerin, çocukların cenazesi şu şekil yerde ve elimizdedir bakın. Bir işi bunu yapıyorlar ve biz bunu karşı sesi kalmayacağız. Seçim yaklaştıkça seçim bürolarına saldırılar da artıyor. Dün Adana'da